Elbise ve ağırlık giymek zorunda mıyım? Dalış elbiseleri bizlerin suyun altında üşümesini, taşlardan vücudumuzun kesilmesini ve çizilmesini önler. Genel olarak en çok kullanılan dalış elbisesi tipi ıslak elbiselerdir. Suyun ısı iletiminin havaya oranla 20 kat daha fazla olduğunu söylemiştik. İşte bu elbiseler vücut ısımızı suya karışmasını önleyen ekipmanlardır. Dalış elbiseleri kuru, ıslak ve yarı ıslak olmak üzere çeşitli modellerde ve şekillerdedir. Çok sıcak sularda bile ısı yalıtımı ve suyun altında daha uzun süre vakit geçirmek amacıyla dalış elbisesini kullanırız. Neopren kumaşın kalınlığı genelde 3 mm, 5 mm ve 7 mm olmak üzere 3 tane çeşitliliğe sahiptir. Kalın neopren çok sıcak tutar fakat suyun altında hareket kabiliyetimizi çok ciddi bir şekilde sınırlar. Tek parçadan oluşan ve fermuarı az olan dalış kıyafetleri parça parça birleşen kıyafetlere oranla sizi çok daha sıcak tutar ve ısınızı korur. Islak elbiselerde içinize su girer ve mutlaka ıslanırsınız. Fakat kalın neopren suyu vücudunuz ile neopren arasında tutarak ısınızın dışarıya daha yavaş bir şekilde geçmesini sağlar. Kuru elbiselerde hava, kıyafetiniz ve kuru elbise arasında kalır. Böylece üşümeniz daha fazla engellenmiş olur. Kuru elbiseyle dalış yapmak ıslak elbiseye göre kendince kullanım farklılıkları gerektirir. Dalış elbisenizi seçerken en çok dalış yapacağınız bölgeye göre seçmek size avantaj sağlar. Fakat bu gibi durumlarda birkaç tane dalış elbisesine ihtiyaç duyabilirsiniz tabii. Soğuk suda dalış yapmak aslında çok keyifli ve genelde iyi görüşü de beraberinde getirir. Dalıştan keyif almamızı engelleyen şey aslında soğuk su değildir, üşümektir. Yani üşümenin önüne geçebilirsek keyif almaya devam edebiliriz. Bu yüzden doğru ekipmanı seçmek, nerede dalış yapacağımızı bilmek bizim için önemli. Doğru elbiseye sahip olduğunuz sürece en soğuk sularda bile keyifli vakit geçirebilirsiniz. Su altında ısı her derinlikte ve her bölgede sabit değildir. Genellikle derinlik arttıkça ısı da düşer. Isı değişimine göre su altında çeşitli sıcaklık tabakaları oluşur. Su altında normal bir şekilde ilerlerken aniden değişen sıcaklığın nedeni bu suyun altındaki tabakalardan kaynaklanır. Bu yüzden elbise seçerken sadece yüzeyin sıcaklığı değil, dalınacak bölgedeki derinliğin sıcaklığı da hesaba katılmalıdır. Diğer dalış ekipmanlarında olduğu gibi her dalış sonrası dalış ekipmanları güzelce tatlı suyla iç dış bir şekilde yıkanmalı, omuzlarına zarar vermeyecek yani belden asacak şekilde de kurtulmalıdır. Asla dalış ekipmanlarınızı ıslak bırakmayın. Benden size tavsiye. Çok kötü bir koku oluyor ve dalış malzemenize uzun vadede çok zarar veriyorsunuz. Dalış kıyafetinizin genelde ilk bozulan kısmı fermuarlar olur. Zamanla zor açılıp kapanan fermuar kısımlarını kullanma kılavuzunda önerdiği şekilde mutlaka arada sırada yağlayın. En çok ısıyı genelde baş ve boyun kısmından kaybederiz. Bu yüzden boyunluk ve başlıklar ısı yalıtımını çok ciddi şekilde arttırır. Tercihinizi yaparken komple boynunuzu kapatacak şekilde bir başlık tercih etmeye çalıştım. Eldiven tercihi de önemlidir. Eldivenleri genelde soğuk sularda kullanırız. Bu yüzden aslında çok fazla eldivene ihtiyacımız yok. Tropik sularda bile olsam elim üşür diyorsanız tabii ki de eldiven kullanabilirsiniz. Fakat elimizde eldivenin olması her şeye dokunabileceğimiz anlamına gelmez. Bu yüzden eldivenizi takın fakat bir şeylere dokunmayın. Mümkün oldukça dokunmayın. Balık sokmaları, çizilme, kesilme vesaire için tabii ki de eldiven önemli ama elleri genelde bu şekilde tuttuğumuzdan kaynaklı aslında çok da fazla ihtiyaç yok diyebilirim. Dalış patiklerini aslında sadece izolasyon için kullanmayız. Gerçekten patiğe alıştıktan sonra fark edeceksiniz ki çok rahat bir yürüme konforu sağlıyor size. Taşlık bölgede, kumluk bölgede ya da tahta olan bölgede hem ayağınızın kaymasını, sizin düşmenizi önlüyor. Hem de dediğim gibi küçük taşlık vesairelerin ayağınıza batmanızın da baya önüne geçiyor. O yüzden bir patik kullanmanızı ve beraberinde patiğinize uygun bir açık palet kullanmanızı da tavsiye ederim. Dalış elbiseleri, patik ve eldivenleri çok kuvvetli bir izolasyon sağlar. Bu yüzden dalış öncesinde mutlaka ekipmanlarınızı hazırlamalı ve kıyafetlerinizi sadece dalışa gideceğiniz anda giymelisiniz. Bir anlık heyecanla dalış ekipmanlarınızı önceden giymek sizin suyun altına girene kadar ki geçireceğiniz zamanı bayağı bir ızdırap haline getirir. Çok sıcak olur. O yüzden dalış ekipmanlarınızı ve kıyafetinizi mümkün oldukça girmeye anına yakın bir zamanda kuşanın. Yoksa öncesinde çok fazla sıcak olur ama oldu giydiniz, heyecanlandınız, merak ettiniz, giydiniz. Böyle bir durumda tabii ki de çözüm hemen denize atlamak ya da duş almak size rahat bir çözüm sağlar. Giydiğimiz neopren kıyafetlerin bizde pozitif yüzeyli bir etkisi vardır. Bu yüzden suya girdiğimiz an artık batmamız neredeyse imkansız bir hal almıştır. Belimize veya beysimize takacağımız ağırlık sistemimiz pozitif yüzeyliğimizi negatife çevirerek suyun altına batmamızı sağlar. Kıyafetimize ve kilomuza göre kullanacağımız doğru ağırlık bizim suyun altında dikkatli ve kontrollü bir şekilde inmemizi sağlar.
Bir taşın kontrolsüz bir şekilde suya batması gibi suyun altına batmak biz dalgıçların asla istemeyeceği bir şeydir. Ağırlıkların acil bir durumda üzerimizden suya bırakılabilecek bir şekilde üzerimize giymiş olmamız çok önemlidir. Denge ile üzerine veya bele takılan kemerlerden hangisini seçersek seçelim, önceliğimiz ne kadar ağırlığa ihtiyacımız olduğu ve kolay bir şekilde çıkartılabilmesi olmalıdır. Ağırlıkların üzerimize tam oturması ve kullanımı oldukça dikkat gerektiren bir iştir. Vücudumuza doğru oturmayan bir kemer suyun altında belimizden çıkmasına veya karada kemerinden çıkan bir ağırlığın ayağımıza düşmesine neden olabilir. Bakımı ve temizlemesi kolay olsa da kullanırken mutlaka daha dikkatli olmamız gerekir. Kuruyan dalış malzemelerinizi en az kullandığınızı en alta koyacak şekilde dalış çantanıza yerleştirebilirsiniz. Böylece herhangi bir eşyaya ihtiyacınız olduğunda çok daha rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Dalış çantalarınızı seçerken genelde normalden biraz daha büyük seçmeye çalışın. Dalış çantası dolmaz diye düşünmeyin. Mutlaka dalış çantanız dolar ve birazcık yer olması her zaman sizin için avantaj sağlar.